kendine yeni bir yuva inşa etmeye başlar. Daha sonra yuvasının içinde yok oluşunu bekler. Herkes onun öldüğünü, yok olduğunu, bir daha dünyaya gelemeyeceğini düşünür. Ama yanılırlar. Anka kuşları küllerinden yeniden doğar. Hem de bu sefer daha biçimli biçimde. Umarım bundan sonra siz en az benim kadar mutlu olursunuz. Git buradan. Ben gitmeyeceğim. Ama çok yakında sen gideceksin. Bu evden de, bu şehirden de. Hayatlarından gittiğimde benim de bir daha asla dönemeyeceğimi düşünmüşlerdi. Yanıldılar. Hayatlarından kolay kolay gitmeyeceğim. Bu aşktan da, ayırttan da vazgeçmeye hiç niyetim yok. Benim gücümü yok saydılar. Ne kadar güçlü olduğumu göremediler. Meltem'in durduğu yerde benim durmam gerekiyordu. Bana haksızlık ettiler. Bu aşk için tek başıma savaşmak zorunda kaldım. Savaşırım da. Aşkımın gücünün dağları bile delebileceğini tahmin edemediler. O ev benim olacak. Haluk benim eşim olacak. Umutlu yuva bizim yuvamız olacak. Ben sana bir daha bu eve gelme demedim mi? Alıştırma yapıyorum. Ne de olsa yakında bu evden hiç çıkmayacağım. Çok yalnız kalacaksın benden. Her şeyi alacağım elinden. Bekle beni. Geliyorum. Değişiyorum şimdi. Yenileniyorum. Bitti mi? İzin verin, aşkımızı yaşayalım. Bitti mi dedim? Bitmedi. Daha yeni başlıyor. Her şeye yeniden başlamak için çok hazırım. Eskisinden bile çok. Bambaşka bir tutkuyla karşılaşacaksınız. Çok yakında. Her şey değişmiş olacak. Tek bir şey dışında. Haluk'a eskisinden daha bile çok aşık. Bambaşka bir kadın var karşınızda. İlk perde bitmiş olabilir ama... Ben bitti demeden bitmez. Oyun bitmedi. Daha yeni başlıyor demiştim. İnanmadılar. Bana karşı kazanacaklarını sandılar. Artık çok mutluyum. Eskiden büyük bir aşkla yanıp kavrulan bir tutkuydu. Şimdi bu aşkla birlikte cayır cayır yanan bir alev. Yangında yanmaya hazırlar mı bilmiyorum. Ama sabırsızlıkla onlarla karşılaşacağım an bekliyorum. İşte ne olacak? Tamam. Elbet çıkacak ortaya. Çıksın ortaya, bak görecek gününü. Tamam, sakin. Sakin. Bir kere koskoca çocuk. Kaybolacak hali yok. Elbet çıkacak ortaya. Ben anlamam öyle koskoca moskoca. Dayağı yer, görür gününü. Saçmalama. Dur, mesaj geldi. Avuçlar mı? Eski iş yerinden birine mesaj atmıştım. Acaba haberi var mıdır diye, ama onlar da bir süredir görüşmemiş. Zaten 10 günde bir arıyor. O da 5 saniye sürüyor. Baba, nakde ihtiyacım var. Ha, biz aradığımız zaman yok ama ortada. Sonra elin memleketinden resim paylaşıyor. Yok Hindistan'da, yok orada, yok burada. Hare Krishna. Ay ne var, geziyor oğlum. Ne var yani? Allah Allah. Geziyor çocuğum. Gezsin.
karşıma çıksın bak görecek gün. Saçmalama. Saçmalama. Avuçlarına haber vermiyoruz. Yok Tuna. Ya göreceksiniz hiçbir şey çıkmayacak. Meraklanmayın artık. Aynen. Ya aynen denmez Orçun. Aynen denmez evet diyeceksin ya. Öğrenin artık şunu. Ay, anne baba olunca anlayacaksınız endişelenmek ne demekmiş. Yani anne baba olarak bizim sizin hakkınızda endişelenmemiz son derece normal çocuklar. Kusura bakmayın yani. Ya tamam endişelenin. Biz size endişelenmeyin demiyoruz ki. Sadece hobi olarak endişelenin. Böyle hayatınızın merkezine koymayın endişelenmeyi. Aa, şunlara bak. Bir de dalga geçiyorlar. Ya Tuna şey vardı. Hani çip mi ne takacaklardı. Merak etmeyecektik bundan sonra. Hani çipi takacaklar. Nereye gittiler, ne yaptılar, ne ettiler oradan görecektik çocukları. Var hayatım. Var şu anda balinalarda kullanılıyor. Hmm. İnsanlar için yapıldığı anda ilk herhalde gidip biz alacağız yani. Aynen. Yok eksikti. Küçükken siz çok sevinirsiniz buna ama büyüdükçe işler değişir. Pişman olursunuz. Keşke taktırmasaydık dersiniz. İkisinde de dil kürek. Öyle. Yemin ediyorum her şeyin bir cevapları var yani. Kim sakin olun? Yani sonuçta kötü bir şey olsa ilk bizim haberimiz olurdu değil mi? Kötü haber tez ulaşır. Yo, ondan emin olabilirsin. İlk senin haberin olacak. Çünkü gördüğüm anda kemiklerini kıracağım ve bu senin gözlerinin önünde olacak. Kuruk sen nasıl bir adamsın ya? Oğlumuzu sağ salim bulalım inşallah demiyorsun da gör görmez kemiklerini kıracağım diyorsun. İnanamıyorum yani sana. Ha yani anlamıyorum. Bu telefon niye kapalı? Niye kapalı? Al işte Basile söyledi. İnternette tanıştığı bir kızla kaybolmuş. Ne yaptılar yani? Böyle bir kamp kurdular da telefonları mı bıraktılar? Everest'e mi çıktılar da telefon çekmiyor? O da bir kere benim oğlum öyle şeyler çekmiyor. Yapmaz. Benim oğlum öyle şeyler yapmaz. Haber verir. Öyle yerlere gitmez. Gitmez. Ben biliyorum çocuğum. Telefon niye kapalı? O işte ne bileyim. Aa, işte bak bunu soracağım ben ona. Sakin. Ah baba gel. Kızım nasılsın yavrum? Sağ ol. Yavrum ne yaptın? Ulaşabildin mi avuça? Yok baba yok. Yok. Allah Allah. Ben de o kadar uğraştım yok. Gel gel otur baba. Elbet bulacağız canım yani. Böyle kaybolacak hali yok ki koca çocuğum. Ya tabii canım. Ya bulalım ben ona soracağım. Tabii yok. Aa Emre arıyor. Oğlum. Bana. Oğlum neredesin sen? Ne? Yok yok bir dur. Ver bana. Hayır. Ya. Oğlum ne? Hemen buraya geliyorsun. 15 dakika içinde buradasın. 15 dakikan var. Uçuyor musun, koşuyor musun anlamam. Gel buraya kemiklerini kıracağım seni. Hemen. Dırılırıp durma. Hemen buraya geliyorsun. Konuşma, koşmaya başla. Ver şu telefonu. Kapattı değil mi? Kapattı. Bak, kapatır bak ne yapacağım. Bak, sakin, bak, sakin ol. Oğlum sakin ol. Dur. Hayır. Ya sakin ol. Sakin ol. Oğluma dokunmayacaksın.